Evet arkadaşlar, yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Bugün hatırlayacaksınız, daha önce Halloween etkinliğini yaparken uzun zamandır girmediğim bir map'e girmek zorunda kalmıştım. Çünkü etkinliğin finalinde bu map'e gitmek gerekiyordu. Kazan buradaydı ve ilk kez gittiğimi fark ettim. Şimdi etkinlik dışı tekrar bu map'e gidiyorum arkadaşlar. Normal bir oyun oynayacağım. Hayaleti bulmak üzerine kurulmuş bir oyun yapacağız. Ama bir yandan da map'e bakacağım. Dah. Yağmur hava olmaz. Hayır, olmaz. Yani şöyle güzel tadında bir oyun olsun ya. Yağmur iyi değil. Askeri seçiyorum. Revenant dedim. Map güzele benziyor arkadaşlar. Aslında içeriye girdiğimiz zaman keşfedebileceğimiz birçok yer olabilir. Bir bakacağız. Ya da sıkıntılı anlar da yaşanabilir. Onu bilmiyorum. Şimdi kamp haritasına gidiyorum. Güncellemeden sonra bu kamp haritası değiştirildi ya, sanki daha güzel olmuş gibime geldi. Çünkü şu haritaya baktığınız zaman evet, gerçekten böyle etkileyici güzel bir profil ile karşı karşıya kalıyoruz. İçeriye girdiğimizde aslında etkinlik bittikten sonra, bu kazanlar falan ortadan kalktıktan sonra daha bir net her şey ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sen bana hayaleti bulmamızı kolaylaştıracak birkaç ufak ekipman verebilirsin. Mesela şunlar. Al. Hareket sensörü var. Test et. Parabolik mi? Paranormal bir ses. Tespit edin. Ekibinizin bünyesini av sırasında hayaletten kaçmasını sağlayın. Mağazadan bir eşya satın al falan. Bunlar önemli değil. Bunları yapmak... Ha, bu arada kabus moduna girdik. Tabii ki işin yerini göremeyeceğiz. Şimdi şartel evin orada çıkıyor. Bir. İçeriye sağ tarafa gittikten sonra bakın, şurada şu imleci göstermeye çalışayım. Şurada. Yani şu gri çadırın hemen yan tarafında çıkıyor. Onun dışında daha bilmiyorum. Belki yerlerini değiştirmiş olabilirler. Girelim bakalım. Ulan UV alsaydım keşke ya. Neyse. Bu da iş görür şimdilik. Evet, hiçbir şey göremiyorum. O yüzden UV ile devam edeceğiz. Şimdi şu karteli bir bulalım önce. Gözümüz gönlümüz bir açılsın arkadaş. Bu nedir ya? Elmalar yerlerde. Kapının biri içeriye biri dışarıya açılıyor. Şimdi şöyle bir gidelim. Evin orada olma ya. Orası çok uzak. Biraz daha arkada ol bence. Yani kapının giriş... Çadırdan bir ses geldi. Ha, arkadaşlar oturuyor burada. Evet, şartel burada yok. Ben şarteli ararken falan öleceğim herhalde büyük ihtimal. Açık alandayız ya. Hava sıcaklığı 8'lerde falan. Hani ha, 10 derecenin altına düştü. Burası hayaletin odası mı, evi mi? Ya da favori odası mı? Diye düşünmeyin. Çünkü kamp haritasında arkadaşlar dışarıda gezdiğiniz zaman hava durumuna endeksli olarak zaten her yer 8-10 derece. Şu şartelden bir iz. Şurada paravan gibi saklanacak yer yapmışlar ama ucu biraz fazla açık olmuş ya. Hayalet buradan gelebilir. Hocam, şartel dedik. Açacağız dedik. Bak nereye koymuşlar ya. Tamam, kazanın yan tarafında şuraları bir aç. Güzel. Güzel bir karşılama töreni oldu. Devamı gelmesin. Oğlum ne yapıyorsun lan? Biraz sıkıntılı. Şu ekipmanları şuraya koyalım. Tamam, kapat abi. Heh. Tamam. Kapının girişinde bir yerde daha ışık olmasını temenni ederdim ama şurada bir yerde vardır. Bakarız. Şimdi bir tane fener alayım. Burnumun ucunu göremiyorum ya. Gece görüşüyle biraz fazla yeşertiyor ortalığı.
ve bak yine fener almadım ya. Şu, dur. Telsiz kalsın. Sanki böyle demonumsu bir hayalet çıkacakmış gibi, böyle demona benzer hareketler, değişik değişik. Şurayı bir açalım. Şu resepsiyon da güzel olmuş arkadaşlar. İçeriye gir, kaydı yaptır, hemen devam. Kamp alanındayız oğlum. Buradaydım. Büyük olasılıkla da gözler de hala burada. Şarterin yanında da olmazsın be. Bak, çadırı açtı bir yerde, şunun arkasında. Oğlum kapat. Şimdi. Aramaya şuradan devam edeceğim. Sen şurada kal. Sen de kal. Şimdi şunları ver bana. Bak bir şey düştü. Burada değil abi ya. Bak buradan kendini gösterdi ama şunun arkasında bir yerde. Ne var onun arkasında? Ah be, oraya nasıl gideceğim ben? Aslında map bir tık daha güzel olmuş. Yani şu kazan kalkar etkinlik bittiği zaman. Kamp ateşi kalır yine. Ufak tefek süslemeler falan kalkar. Buradan geçerim bence. Evet, buranın arkasına geçtim. Bu çadıra dokundu ve burada. Kemik burada. Ortada olma ihtimali, evet ortada. Yukarıda. Oğlum sakin ol. Tamam, halledeceğiz. Kemiği fotoğraf makinesiyle alırım. Şimdi buradaki butun orada bu. Resepsiyondan geçelim. Saklanacak güzel böyle bir yer yok muydu acaba ya, böyle çok hoş olmadı sanki. Şunlar da etkinliğin ekipmanları. Bebek falan, bunları kazanın için atıyorsunuz ya. Şu geri kalan eşyaları bir alalım. Lanetli eşyaya bakacağım sonra. Hatta bunu biraz çıldırtabiliriz burada. Yani map'in çok böyle dar gibi görünmesi, sürekli işte sağa sola böyle dönemeçlerin olması bile aslında iyi arkadaşlar. Hayaletten kaçmak için ideal. Bunları dağıttım. Hala çadıra vuruyor. Ya abi nereye? Nereye? Oha, aynı anda 3 yere birden vurması. Nasıl bir ya? Ufak bir güncelleme ihtiyacı var gibi. Neyse şunu da alayım. Hacı şunu bir yazıver sana zahmet şurada. En son yine bir çadıra dokundum. Dondurucu soğuk var. Bu iyi değil. Gerçekten iyi değil. Şöyle kapının ağzına koyalım da. Nasıl olsa hayalet fotoğrafını çektik. Şimdi abiciğim. Gitme gitme gitme. Şöyle kal oğlum. Tamam. Parmak izi, parmak izi. Umarım yoktur. Oğlum hem buna dokunuyor hem şuna dokunuyor bak. Hem buna dokunuyor. Aynı zamanda buna da dokunuyor. Yemek 3. Ben parmak izi göremiyorum ya arkadaşlar, siz görüyor musunuz ya? Çok saçma bir şekilde parmak izi göremiyorum. 1, 2, 3 şunları ver abi.
Lan gitmeyin işte. Bir şey yapacağım, 2 dakika durun. Bak nerelere atmış ya. Vurma lan tenekeme. Level 6 olduğun ortaya çıkacak gibi ha. Biraz güçsüzleştirelim seni. Tamam. Bir iki ekipman daha atalım oraya. Şu çadırı açtı bak. Oğlum bunları nereye atmışsın sen ya? Lan müzik kutusunun burada ne işi var? Tesadüfen müzik kutusunu buldum. Ekipmanları muhtemelen yeri değişmiş. Oha, havada tekme attı. Gelişine geldi tabi, ayağına da oturdu hemen. Al bu. Oha. Çok zorladık şansımızı ya. Belli etti adam. Gerçi hantu da olabilir bu ya. Adamın evi odasındayım yani. O ne mi? Saçmalama ya. O ne bu kadar hızlı değil. Adam üzerime ışınlandı resmen. Şimdi. Geliyorum lan. Oha aklım gitti ha. Orada bir çıktı ya böyle çadırın. Bak gene bir şey vurdu orada. Oyuna gerçi oyunun bug'ı olabilir bu. 1, 2, 3. Her ihtimale karşı bir tane gece görüşü. Yine soğuk bir hava. Kar yağıyor. Ah be. Şaten nerede olabilir? Hadi aynı yerde olsun. Papam burada. Yine burada. Oğlum görev yapıyordum belki. Geldin hemen öldürdün bizi. Aynı yerde değilmiş. Kamp ateşinin oradan bir ses geldi. Bir şey fırlatıldı yine. Ne alakalı? Oğlum ağaca mı çıktın? Ne yaptın? Tamam, bu çadıra dokundu. Ama bir dakika bak. Ortalarda burada bir yerde daha bir şeye dokundu. O yerinden oynamıyor. Tamam her neyse. Ateşin yanındasın. Yani burada. Give us a sign. Show yourself. Do something. Give me a sign. Are you here? Biraz dışarıda mı dursam? Böyle. Bunu attık. Fotoğraf makinesini attık. Bu arada holde bu ya. Yani hol diyoruz. İşte açık alanda. Şu resepsiyona bir gidelim. Işıkları bir açmaya çalışacağım. Hatta şunu şimdiden açayım. Oğlum arkamı döndüğümde saklanacak yer yoktu. Ve işin enteresan tarafı direkt olduğum yere ışınlanırcasına koştu. Bence Revenant'tı o ya. Oyun şaşırmış olabilir. Açıl. Burada saklanacak yer var. Güzel. Buraya kadar koşturmaz zaten de yine de aklında olsun. Işıklar. Hocam kamerayla her şeyi kayıt altına alıyorsunuz da. Nedense hep figüran ben oluyorum. Ölen de ben oluyorum. Çektiğiniz videolardan birkaç böyle kesit verin de paylaşalım. Şimdi video kamera aldık.
Dotsa gerek yok. Bunu alalım. Al şu birini al. Oğlum. Sanki çok fazla taşıyabileceğimiz yer varmış gibi. Dotsa alalım. Gidelim. Şimdi bu arkadaş hemen şu arka taraftan çıktığımız zaman hemen burada. Resepsiyonun arkasında yani. Bence map güzel olmuş. Özellikle ekipli oyunlar içinde böyle korku dolu etkileyici olabilir arkadaşlar. Şimdi şurayı da açtık mı bizim işlem tamamdır. Geldim 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 geldim, bekle. Acele etme. En son kar yarışında hayalet küresini bulmuştum. Yine bulabilir miyiz acaba? Bir şey vurdu. Gayet de güzel ilerliyorduk oysa ki. Boşu boşuna öldük. Mecburen şunu kapatacağız ya. Neredesin? Hiç istemiyorum aslında ama. Şimdi. Tam olarak olduğum yerde etkileşime gidiyor. Çadır açtı tekrar. Buralarda olduğu için hayalet küresi varsa göstermesi lazım. Nereye yapıştırayım abi seni ben şimdi ya? Yani. Evet, güzel oldu. Soldaki çadır ne alaka ya? Ortada ya. Sana şöyle bir oyun oynamamız lazım. Şöyle bir oyun oynamamız lazım. Şunu alayım da ben kendimi gösterirse falan. Sıkıntılı adam ya. Abi buraya kuruluyorum. Lanetli eşyanın müzik kutusu buradaydı. Şurada. Acaba diğerleri nerede? Sağda ses geldi. Bu çadırın içindesin abi işte. Niye sağda solda etkileşime giriyorsun ki? Yani gir, tamam girebilirsin normaldir de. Yerim burası. At abi. Al başlamadan hemen şunu bir şöyle bir kıskaca alalım. Tamam. Sen de burada kal. Vurmaya devam et. Geliyorum. Kapat. Aslında bak diğer maplere göre bir tık daha böyle korkutucu olmuş burası. Daha güzel olmuş bence. Bir saklanma yeri burada. Oo, güzel de bir saklanma yeri yalnız ha. Mükemmel. Fix yani buraya saklan kesinlikle yakalayamaz. Ha buraya kaçmak mesele tabii biraz. Şunu aldım. Şimdi bir tane defter, bir tane telsiz, bir de UV alalım. Sen her ne kadar orada kendince etkileşimlere girsen de bu seni kurtarmaya yetmeyecek. Aslında şöyle bir şey denenebilir. Şimdi diyelim ki hayalet normal bir hayalet değil mi? Şimdi bu akıl sağlığı şırınga adrenalini bastığımız zaman Daha kaç ne etki? Ağrıyor yetti.
Çatır çatır dokunuyorsun buralara. Parmak izi. Lan oğlum dur. Sen değil, ben açacağım onu. Parmak izi kanıtı yok. Peki, hala hayalet küresiyle ilgili bir şey var mı? Küre var mı? Yok, küre değilmiş ya, kar tanesi. UV yok. UV'yi anlamanın en güzel yolu arkadaşlar, tuz döküp de bakabiliriz. Ayak izi, şimdi tuza bastıktan sonra eğer ayak izi kanıtı çıkmıyorsa UV yoktur. Ama kabus modunda bir tane kanıt saklıyor. Dolayısıyla bu sakladığı kanıt parmak izi kanıtı olabilir. Bu yüzden ayak izinde de yine o kanıtı vermeyebilir arkadaşlar. Bir kanıt daha bulup Dots Hayalet Külisi UV Yemek 5 Hayalet Yası Donusu. Ekran koruyucu devreden çıkar. Üçüncü kamera bizim. Evet. Şimdi defteri yazıp yazmadığını buradan görebiliyoruz normalde, ama tabii ben yoldayken yazmış olabilir. Hayalet küresi görünmüyor. Kar taneleri var. Dots kanıtı içeriye kurarsam daha net olabilir, ama dışarıdayken bile bu tarafa gelirse o Dots'tan geçecektir. O kanıtı gösterecek bize. Tamam. Bir tane daha Dots alıyorum. Buz alıyorum. Ve bir de akıl sağlığı için şırıngamızı alalım. Başka eksik olan bir şey, yani tüp çakmak ve haç kaldı. Onları da bir sonraki gelişimde alacağım. Şimdi bir depara basalım içeriye doğru. Ben sevdim. Hep güzel olmuş. Dots'u gördüm. Heh. Ulan. Neyse. Wright olup olmadığını anlarız en azından. Yokai Diyojin Phantom Wright. Tamam. Üç olduğunu biliyoruz. Bak şimdi şu bir. Bu iki. Bir de benim kaçacağım yere doğru şöyle döküyorum. Burada saklanacak yer mi burası? Aa. Evet, burası saklanacak yer olarak kullanılabilir. Şimdi burada bir hayalet fotoğrafı yapıştıralım tam Dots'tan geçerken. Şişman adam. Benim Dots'ta gördüğüm oydu. He was a sign. Bize ufak bir görüntü daha, fotoğraf makinesi çektim mi? Eğer fantom falansa çekiniyordur, çıkmıyordur. Çık hadi dışarıya. Biraz oynayalım. Lan! Gel lan hadi. Oğlum ayağa kalkamıyorum. Bu çadırın çadırı kapattı. Şunu. Başka kanıt vermeyecek. Zaten iki tane kanıt verdi. Telsiz ve şey. Ha bu arada tabi hayalet küresi ya da parmak izi olmuş olsaydı, arkamdan bir ses geliyor. Umarım yer değiştirip beni... Tamam. Fantom değilsin. IMF'de dur. Kızmaya başladık. Ben gidiyorum. Büyük ihtimal right. Bakacağız. Şurası saklanma yeri olabilir mi acaba ya? Oraya bir denemekte fayda var. Şimdi pantomu tuza basıp basmadığını bakacağım. Right'ı sileceğim. Daha sonra av başlatacağım. Diyojin veya Yokai'yi sileceğim. Görevi tamamlamış olacağız. Tütsüyü aldım. Çakmağı aldım. Hareket sensörü görevi var mıydı? Parabolik görevi var. Ortalama 125 akıl sağlığı var. Aslında yapalım. Yapalım. Sorun değil. Acaba lanetli eşya hangisi? Ve nerede?
Fermuar sesi geldi abi. Sonuçta benim yapmadığım bir şey. Niye parabolik bir kanıt olarak geçmiyor? Paranormal bir ses. Talk to me. Speak to us. Give us a sign. Do something. Give me a sign. Aa! Şişman adam değilmiş bu. Şu... Neyse tarif etmeyeyim. İnce uzun elinde balt şey, odun sopası olan adam. Give me a sign. Give us a sign. Do something. Show yourself. Dotsun sesi de o kadar gıcık ki. Bu arada tuzlara basmış olma ihtimali. Yok, basmamış. Hiçbir tuza basmamış. Are you here? Abi bırak şu. Gidiyor içeriye. Bak şuradan hızımı bir alacağım, direkt içerideyim. Bu okey. 125'in altında otomografi sağlı diyorsun. Buzlara da basmıyorsun. Tamam. Şimdilik şöyle kalsın. Bir avlayalım seni biz. Bir av başlattıralım. Bu arada... Neyse bunları işaretlemeyeyim ya. Yemek 5 olacakmış. Zaten 4'ü bayağı bir zorladı. Kamyondaki ekrandan da bakamıyorum. Kabus modu olduğu için. Lanet eşya nerede? Şimdi müzik kutusu burada çıkıyor. Yok. Bununla ilgili de bir video paylaşayım ya. Bir bulayım bu eşyaları da. Yeni kamp haritasındaki lanetli eşyaların yerleri diye bir video paylaşayım arkadaşlar. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Her yeni gelen videodan haberdar olabilirsiniz. Videoları da beğeniyorsanız bir like atmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Vudu. Şimdi düşünsene burada maymun pençesi çıksa mümkün değil, bulamazsın. Şu evin oralarda, şu içerilerde bir şeyler oluyor. Nekromansi falan, onlara bir bakalım. İskambil kağıdı buradaysa tarot da burada bir yerde. Aha tarot var lan. Heh. Ulan kalbim temiz be. Şöyle bir saklanacak yer bulayım önce. Aslında burası saklanacak yer olabilir bence de. Geliyordur ama buraya. Şurada var. Işığını aç abi buranın, aç. Gözümüz gönlümüz açılsın. Ama o çok güzel olmuş yalnız. Bu arada point hope vardı arkadaşlar. Şu bulmacaların finalde yakalamış olduğumuz bir kelime vardı ya. Ayı kapanı var şurada bak. Buraya ayı kapanı koymuşlar. Nerede o? Lighthouse map. Yeni map, hadi map gelecek gibi söylentiler vardı. Yeni gelecek map hala benim %99 tahminime göre şuradaki deniz feneri var. Bence deniz feneriyle alakalı bir map gelecek ama aslında şöyle bir şey olsa daha güzel olur. Deniz feneri falan değil de mezarlık falan, böyle map gelmesi lazım. Mezarlık, ne bileyim işte böyle bir hastane olabilir, 2-3 katlı, altta morg, üstte işte giriyorsun resepsiyon, üst kat hasta acil odalar, ıvır zıvır böyle bir şeyler olabilir. Ya da değişik bir şeyler olabilir ya, terk edilmiş bir kilise olabilir mesela. Bak var ya, tuza bastım basmadım bilmiyorum. Çekeceğim. Ölmeyeyim ben. Aha full'a döndüm. Az şöyle durayım da sesini duyalım. Çok zamansız Devil Card'ı gelmedim ya. Yürü git lan odana. Yalnız burası falan da saklanma yeri mi acaba? Şöyle bir bakayım. Yani baktığın zaman evet. Ama görür. Oğlum sen kartların birini ver. Hepsini full'a çeviriyorsun. Hadi be. En güzel kartı çöp ettin.
Ha, Moon'u verirsin çünkü akı sağlığı sıfırlayacak ya. Ben gidiyorum. Buzlara bakacağım. Niyeyse bu map'ten çıkmak istemiyorum ya. Acayip hoşuma gitti. Bu arada akıl sağlığım da sıfır. Avda lan bu. Av başlatmış. Ya kalıp senle ilgilenmek, eğlenmek isterdim de gitmem lazım. Oha, kapıyı da buradan kontrol edeceğiz. Çok iyi ya. Avın bitip bitmedi bak. Heh. Hiç çıkmaya gerek yok. Saklandığı yerden direkt kontrol edin. Geliyor. Yaklaşıyor. Bitti. Aa, bir dakika. Şöyle bir şey yapsak acaba? Ha, gerçi avdayken bu yemez. Kapı kapalı oluyor. Sonradan aklıma geldi. Ya bir uyanık sensin zaten. Lan hayaletten kaçayım da nasıl kaçayım? Her türlü yol deniyoruz ha. Ver abi şunu. Başlatsın bir abla öldürsün bizi be. Hiç önemli değil. Geliyorum. En kötü şuraya kaçalım. Ya da buralarda saklanacak yer yok. Buza bak, avdayken bile basmamış amca. Tamam, Bryson işte. Şuna vurdu. Çadırların içerisinde aslında bir saklanma yeri olabilir ya. Ya bu çadırların hepsi boş. Tam çıkarken bir av başlatması. Biraz daha böyle bir tık daha geliştirilse iyi olabilirmiş. Görevler tamam. 125 artı otomatik sağlığını düşürdük. Hayaletimiz right. Fotoğrafları çekmeye uğraşmadım. Aslında birkaç tane çektim, vermeyince çok da şey yapmak istemedim. Yani devam etmek istemedim. Çünkü mükemmel oyun bonusunu almak için bütün fotoğrafların 3 yıldız olması lazım. Bir tanesi 2 yıldızlı olsa vermiyor arkadaşlar. Ondan sonra çekmenin de bir anlamı kalmıyor. Zaten yeteri kadar para veriyor. Ama hani mükemmel araştırma bonusunu almadıktan sonra fotoğrafları tamamlayıp da 50 dolar fazla almanın bir anlamı yok bence. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.